Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşları merkeze merhaba. Ben Erdoğan ve her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa konuğumuz TCL Plex olacak. Çinli teknoloji devi TCL'nin kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefon modeli. Ama ilk telefonları değil. Çünkü TCL yaptığı lisans anlaşmalarıyla bugün Alcatel ve Blackberry telefonların hem tasarım ve üretiminde hem de satış ve pazarlamasını üstleniyor. Dolayısıyla telefon üretiminde aslında deneyime sahip olan bir markadan bahsediyoruz. Ama TCL'nin en büyük gücü telefon pazarından değil televizyon pazarından geliyor çünkü çünkü televizyon üretiminde dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi özellikle Kuzey Amerika gibi rekabetin yoğun yaşandığı bir pazarda en büyük birkaç üreticiden birisi olduğunu söylemem gerekiyor. TCL Plex ülkemize resmi olarak giriş yaptı. Ülkemize gelmeden önce ben IFA 2019 fuarında telefonla ilgili ilk videoyu çekmiş ve hem donanımhaber.com'da hem de YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmıştım zaten. Ama ülkemize geldiği için telefonun piyasada satılan tulu bir versiyonunu aldık. Birazdan kutusundan çıkartıp detaylarına yakından bakacağız. Ama şunu söylemeliyim ki arkadaşlar bu telefon gerek tasarım gerekse de donanım seviyesinde kuatkar bir telefon. Bazı önemli özellikleri var. Bunların hepsinden zaten bahsedeceğiz. Ama öncesinde gelin kameranın açısını değiştirelim ve TCL Plex'in kutusundan çıkartarak detaylarına yakından bakmaya başlayalım. TCL Plex'in bembeyaz bir kutusu var sevgili arkadaşlar. Kutunun sağına ve soluna bakıldığı zaman alt kısımda telefona ait bir takım detayların olduğunu görüyoruz. Ancak diğer telefon firmalarından farklı olarak TCL bu kısma temel donanım bileşenlerini yazmamış. Pek çok telefonda en azından RAM ve depolama kapasitesini görebiliyoruz. Ancak bu telefonda böyle bir bilgi kutunun bu kısmında bulunmuyor. Bu arada telefon çift sim kart desteğine sahip burada da iki farklı e numarasını görebiliyoruz. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve telefonun kutusunu açarak videomuza devam edelim. Evet şimdi yavaşça kutumuzu açalım isterseniz. Burada garanti ilişkin bir takım detaylar var. Bu telefon Türkiye'de Bilkom güvencesiyle satılıyormuş. Bilkom biliyorsunuzdur Koç grubunun bir şirketi. Teknoloji dünyasında da önemli firmaların distribütörlüğünü yapıyor. Evet burada aslında bir hoş geldiniz minvalinde telefonun temel mantalitesini anlatan bir yazı bulunuyor. Telefonun mükemmellik gözetilerek dizayn edildiği ve bu telefonu neler yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz tarzında bir takım mesajlar var sevgili arkadaşlar. Telefonu birazdan döneceğim zaten. Kutu içeriğiyle devam edelim isterseniz. Slotları açmak için gerekli olan iğnemiz burada. Benim merak ettiğim konulardan birisi buydu açıkçası. Önce şu dökümanları çıkartalım isterseniz. buradan hızlı başlangıç kılavuzları var. Pek çok kişinin okumadığı dökümanlar bunlar. Benim için önemli konulardan birisi bu kılıf. Sert plastik bir kılıf kutu içerinden çıkıyor. Bu bence güzel hareketlerden bir tanesi. Çünkü TCL Plex sadece Türkiye için değil tüm dünya için yeni bir marka ve yeni bir model anlamına geliyor. Dolayısıyla aksesuar ekosisteminin zengin olduğunu düşünmemek gerekiyor. Farklı aksesuar seçenekleri sunulsa bile bunların Türkiye'ye gelmesi zaman alacaktır. Dolayısıyla o vakte kadar eğer bu telefonu tercih ederseniz kullanmak ve satın almak için bir kılıfa ihtiyaç duyabilirsiniz. Kutu içeriğinden böyle bir kılıfın çıkması gerçekten son derece önemli. Kimileri için belki çok önemli bir özellik gibi düşünülmeyebilir ama daha iyisini, bu kılıftan daha güçlüsünü, daha korunaklısını, telefonu daha fazla güven altına alacak bir seçeneği bulana kadar en azından arka kısmın kılcal çiziklere karşı korunmasını sağlayabilirsiniz. Burada kablomuz, burada da adaptörümüz var. Son dönemde pek çok çenil şirkette alışkanlık haline gelen kulaklığın çıkmaması durumu bu telefonda da devam ediyor. Hatta bir kez daha kontrol edelim, evet. TCL Plex'in kutu içeriğinden herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Önce kablomuzun uzunluğuna bakalım. Bu kablonun bir ucu USB tip C diyoruz ise standart USB tip A konektör formuna sahip hem şarj hem de dosya için kullanacağız. Herhangi bir özel durum bulunmuyor. Alışıla gelmiş standart bir kablo uzunluğu da hiç fena değil. Adaptörün kendisine bakalım isterseniz. 9 voltta 2 amper ya da 12 voltta 1.5 amper verebilen bir adaptör. Yani 18 watt şarj desteğine sahip olan bir adaptör. Kutu içi elinden çıkıyor. En hızlı adaptörlerden birisi olmadığı kesin ama kim telefonlardaki adaptörlerle kıyaslandığı zaman makul dengeli bir adaptör tercih olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi telefonu kendisine geçeceğiz ama öncesinde müsaade ederseniz kutu içeriğini kaldıralım. Daha sonrasında telefonun kendisi hakkında bol bol konuşacağız zaten. TCL Plex. Şimdi telefonumuzu çalıştıralım. Şimdi zaten ekranlarınızda da geliyor. Bu telefonda örneğin Samsung'un güncel üst seviye telefonlarında olduğu gibi ekrana gömülü bir kamera sistemi var. Sol üst tarafta bir ekrana gömülü kameramız bulunuyor. Dolayısıyla bu telefonda çentikli bir tasarım yok. Zaten ekran açıldığı zaman hep birlikte göreceğiz. Samsung Galaxy S10e modelinde sağ taraftaydı belki ama genel görünüm önden bakıldığı zaman özellikle üst kısma bakıldığı zaman biraz o telefonu da hatırlatmıyor değil. Bu arada bana ulaşan test örneği beyaz renkli. Opal beyaz diye geçiyor ama bunu tek başına sadece beyaz diye yorumlamak doğru olmaz. Işığın düşme açısına bağlı olarak bir takım renk geçişleri var. İçerisinde bir gradyan uygulama katmanı yerleştirilmiş durumda. Çünkü beyazın dışında bir takım renkleri görebiliyorsunuz ama teknik olarak TCL iki farklı renk sunumunu söylüyor. Bunlardan birisi beyaz, diğeri de siyah ama siyahta da yine gradyan renk uygulaması bulunuyor. O da yine ışığa bağlı olarak farklı renk oyunları yapabiliyor. Daha farklı bir görsel deneyim sağlayabiliyor. Ben şimdi hızlıca kurulumu gerçekleştireyim. Evet sevgili arkadaşlar şu anda kurulumu tamamlamış olduk. TCL Plex kutudan çıktığı haliyle ilk açılışta ekranlara bu şekilde geliyor. Üzerinde TCL'nin kendi adını verdiği yani TCL adını taşıyan bir özel arayüz bulunuyor. Bu arayüz Android 9 üzerine çalışıyor. Hazır yazılımdan bahsetmişken önce yazılım durumuna göz atalım istiyorum. bir güncelleme çıktı bu arada. TC'nin kendi sistem güncellemesi aşağı yukarı 500 MB büyüklüğünde bir güncelleme bu ve yine örneğin süper gece modu için kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapılmış. Kamera odaklı bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Bunu kontrol etmemiz gerçekten güzel oldu sevgili arkadaşlar. Telefon hakkında kısmına gelildiği zamansa güvenlik yaması düzeyinin 5 Eylül 2019 tarihli olduğunu görmekteyiz. İfade ettiğim üzere TCL'nin kendi arayüzü bu şekilde sevgili dostlar. Bir uygulama çekmecesi var. Çinli çoğu telefonda en azından standart olarak uygulama çekmecesi çıkmayabiliyor ama burada kategorize edilmiş bir uygulama çekmecesi var. Örneğin uygulama önerileri bu kısımda. İşle ilgili olarak örneğin Gmail'i bize gösteriyor. İletişim tarafında Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar var. Hava durumunu yaşam kategorisi altında toplamış. Medya tarafında galeri, video ve YouTube gibi uygulamalar var. Örneğin Netflix haberler kısmı altında almış. Niye böyle bir şey yapmış bundan emin değilim. Gezi ve seyahat tarafında haritalar var ve diğer pek çok uygulamada bu şekilde kategorize ama ama aynı zamanda eğitim, finans gibi alanlarda da uygulama çekmecesini özelleştirebiliyorsunuz. Değişik bir yaklaşım tarzı olmuş. Standartların biraz daha dışında bir uygulama çekmecesi arayüzüyle bizleri selamladığını söyleyebilirim. Standart olarak bakıldığı zaman yine burada TC'de bir takım uygulamalar var sevgili dostlar. Bunların başında örneğin müzik uygulamasını gösterebilirim. Arayüzüne bakalım isterseniz. <laughs> Arayüz fena değil. Şu ana kadar gördüğüm en iyi müzik çalar arayüzü değil belki ama en azından özelleştirme adına TCL tarafı kendi müzik çalarında telefonu eklemiş sevgili dostlar. Kendi video uygulaması var İçerisinden çıkan standart video dosyasına bakalım isterseniz. Arzu ederseniz tabii ki daha gelişmiş müzik çalar ya da video uygulamalarını marketten bulabilirsiniz. Şimdi burada birkaç önemli detay var, bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu telefonun belki de en önemli farklılık alanı ekranı. Ekran konusunda TCL çok iddialı çünkü TCL aynı Samsung gibi, aynı LG gibi kendi panelini üretebilen dizayn edebilen ve bunun üretimini gerçekleştirebilen zaten dünya televizyon pazarında da özellikle Kuzey Amerika pazarında oldukça güçlü bir marka. Dolayısıyla bu telefonda da ekran ve panele ciddi yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Bunun bir yansıması olarak bakın burada NXT Vision, Next Vision adını taşıyan bir uygulamaları var. Burada ekranla ilgili bir takım özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Örneğin standart dinamik aralığa sahip olan görüntüleri yüksek dinamik aralık şeklinde izleyebiliyorsunuz. Burada özellikle e, renkle ilgili bir takım optimizasyonlar yapıyor. Buna ilk olarak multimedya iyileştirme tarafından oyun, fotoğraf ve videoda görsel efektler zenginleştirilebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor bu telefon? Ülkemize resmi olarak gelen ve Pixelworks'un görüntü iyileştirme işlemcisine sahip olan ilk akıl telefon gibi düşünülebilir ve bu alamda da multimedya iyileştirme kabiliyetleri var. Bunu aktif ederseniz bu işlemcinin de yardımıyla görsel deneyimin, oyunlarda örneğin grafiklerin daha dinamik olarak gerçek zamanda iyileştirilmesi, özellikle efektlerden bahsediyorum burada, göze daha hoş gelecek şekilde ekrana yansıtılmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki yine ekranın renk üretim kabiliyeti anlamında özelleştirmesini yapabiliyorsunuz. Kendinize, kendi zevkinize uygun değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın burada normalde renk sıcaklığını kendiniz tayin edebildiğiniz gibi bu telefon ortam koşullarına bağlı olarak adaptif tonlama yapabiliyor. Yani ekranın renk üretim kabiliyetini bulunduğunuz ortamdaki ışığa bağlı olarak özellikle dinamik olarak gerçek zamanlı optimize edebiliyor. Bu bence bu telefondaki en önemli detaylardan bir tanesiydi. Şimdi hazır ekranla ilgili özelliklerden bahsetmişken ekranın temel detaylarına göz atalım isterseniz. Bu telefonda 6.53 inç boyutunda az önce de ifade ettiğimiz üzere Full HD Plus çözünürlük sunan bir ekran var. 19.5'a 9 görüntü oranı sunuyor ve ekran kasa oranımız da %90 seviyesinde. Zaten telefonu şöyle karşıdan baktığınız zaman ekran kasa oranı hiç fena görünmüyor. Tasarımla ilişkin olarak bir takım başka detaylardan bahsedebilirim. Bu telefonda kalınlık 7.99 mm. Gelin biz buna 8 mm diyelim ve ağırlık da 192 gram. Yani şu an bu sınıftaki en hafif ya da en ince telefonlardan birisi olduğunu belki söyleyemeyiz ama genel anlamda dengeli bir telefon olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi telefonun tasarımındaki ilginç detaylardan birisi şurada. Güç butonumuz ve ses kontrol butonları telefonun sağ tarafında telefonu konuşlanmış durumda ama sol tarafta da bir butonumuz var sevgili arkadaşlar bakın hemen şurada bu Samsung'un kullandığı Bixby butonu ya da benzer bir takım butonlar gibi değil çok amaçlı kontrol edilebilen ve özelliği değiştirilebilen bir buton bakın akıllı anahtar diye karşımıza çıkıyor ve hem nasıl basacağımızı hem de basma esnasında neyi çalıştırmamız gerektiğini tercih edebiliyoruz örneğin ne seçelim buradan kamera diyelim bakın bastım ve kamera devreye girmiş oldu Tek basmada mı çalışmalı, çift basmada mı çalışmalı bunların hepsini kendiniz tayin edebiliyorsunuz. Tabi buton işlevini daha sonra sıkıldığınızda ya da başka bir uygulama ihtiyaç duyduğunuzda değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından akıllı anahtar bölümüne girerseniz ya buradan telefonun ilgili butonunu tekrar özelleştirme şansına da sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi şu güncellemeyi arka tarafta ben başlatayım. Bu esnada telefonun performans bileşenlerine göz atalım isterseniz. TCL Plex Snapdragon 675'ten gücünü alan bir telefon. Yani kıyas yapmam gerekirse örneğin Samsung'un Galaxy A70 modeliyle ya da Meizu'nun bazı telefon modelleriyle yerleriyle aynı işlemci platformunu kullanıyor. Genel olarak pek çok kişinin performans ihtiyacını karşılayabilecek bir telefon. Fiyatıyla orantladığımız orantıladığımız zaman tabloya videonun sonuna doğru tekrar göz atarız ama Snapdragon 675 işlemci ve GPU tarafından kabiliyetli bir platform bunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile geliyor. Yani sunduğu özellikler çerçevesinde gerek depolama alanı olarak gerekse de uygulamalar arası geçiş ve uygulama akıcılığı anlamında donanım büyük oranda güçlü bir deneyim sunmaya müsait bir donanım. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Söz konusu donanım olduğu zaman bir telefondaki en önemli bileşenlerden birisi hiç şüphe ki kamera konfigürasyonu. Az önce de ifade ettiğim üzere telefonun arka kısmında üç tane kamera bulunuyor sevgili arkadaşlar. Ana kameramız 48 megapiksel çözünündeki Sony IMX582 sensörünü kullanıyor. Yani Xiaomi Mi 9T ile aynı ana kamera sensörüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak 16 megapiksellik Samsung'un S5K 3P9 sensörünü kullanan bir ultra geniş kameramız. Bir de Omnivision'ın 2 megapiksellik derinlik kamerası bu telefonda karşımıza çıkıyor. Yani çok amaçlı bir kamera konfigürasyonuna sahip olduğunu söyleyebilirim. 48 megapiksellik Sony kamera ana kameramız, 16 megapiksellik ultra geniş kameramız ve bir de derinlik bilgisini toplamakla yani donanım seviyesinde portre çekimleri yapmakla mükellef olan 2 megapiksellik diğer kameramız sevgili dostlar. Ön kameraya geçildiği zamansa ön tarafta 24 megapiksellik bir kameramız var. Bu kamerada 5 parçalı lensten oluşuyor ve f2.0 diyaframla geliyor. Ön taraftaki kamerada ekrana gömülü olan kamerada yine OmniVision sensörü kullanıyor. OmniVision'ın OV245 sensörüne sahip olduğunu görmekteyiz. Çözünürlük anlamında kulağa cezbedici geliyor ama tabi deneyim anlamında nasıl bir deneyim sunacağını hep birlikte detaylı kullanımlar sonucunda göreceğiz. Bu arada aşağı yukarı 78 derecelikte de bir görüş açısına sahip olduğunu ifade edebilirim. Bu telefon 4K video kaydı gerçekleştiriyor ama 4K'da 30 kare saniye video kaydı gerçekleştiriyor. 720p'de 960 fps'te slow motion görüntü kayıtları da video kayıtları da gerçekleştirebilen bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Aynı zamanda TCL'nin bu telefonda altını çizdiği temel konulardan bir tanesi düşük ışık performansı. Piksel birleştirme yöntemiyle 2.9 mikron büyüklüğünde pikselleri kullan düşük ışık seviyesinde daha iyi bir görsel deneyim vaat edebilen bir telefon. Bunların hepsini testlerden sonra göreceğiz ama TCL'nin ekran sonrasında bu telefonda altını çizdiği temel donanım özelliklerinden birisi de kamera ve kameranın özellikle düşük ışıktaki performansı sevgili dostlar. Güncelleme devam ederken telefonun sahip olduğu pilden de biraz bahsedelim isterseniz. Videonun başında da ifade ettiğim üzere 3820 mAh kapasiteli bir batarya var ve aynı zamanda Qualcomm'un Quick Charge 3.0 hızlı şarj standartı desteklenen bir telefon. Ki kutu içerisinden çıkan 18 wattlık adaptörde bunu uygun şekilde telefona dahil edilmiş durum. Tabi burada TCL ilginç bir bilgi de paylaşıyor telefonun resmi internet sitesine gittiğiniz zaman TCL diyor ki bu telefon kutu içlerinden çıkan adaptörle pil tam boşaldıktan sonra %100 dolduk seviyesine 1 saat 45 dakikada ulaşabiliyor bu tür bilgiyi her telefon üreticisinin sitesinde de ürünleriyle ilgili bilgilendirmesine bulabileceğiniz detaylar değil ama TCL kendi ölçümlerine göre bu telefonun 1 saat 45 dakikada yani 105 dakikada %100 dolduk seviyesine çıkartabildiğini söylüyor. Kurulum yavaş yavaş tamamlanırken bağlantı tarafına da bakalım isterseniz TCL Plexte kategori alt sınıfı bir modem bulunuyor aynı zamanda 802.11ac Wi-Fi desteği, Bluetooth 5.0 NFC ve hem VoLTE yani Voice over LTE hem de Vo Wi-Fi yani Voice over Wi-Fi gibi iletişim teknolojileri de telefon tarafından destekleniyor. USB tip C arayüzüne sahip olduğunu zaten biliyoruz ama bu arayüz USB 2.0 hızında çalışıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. TCL Plex aynı zamanda yuvarlatılmış hatlara sahip köşelerden yuvarlak hatlar aynı zamanda kıvrımlı bir arka planla öne doğru geliyor. Dolayısıyla avucun içerisinde nispeten iyi oturduğunu söyleyebilirim. Genel konfor düzeyi anlamında sıkıntı veren herhangi bir durumla en azından ilk izlenim seviyesinde karşılaşmadım. Şimdi güncellemeyi de yapmış olduk. Tekrar yazılım arayüzüne geçelim isterseniz. Çünkü burada Kamera ile ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arayüz seviyesinde kamera bizleri bu şekilde karşılıyor. Burada aynı anda telefonun arka tarafındaki 3 kameranın da çekim durumunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan herhangi birisini seçebiliyoruz. Mesela bu da ilginç bir detay. 3 kamerayı da aynı anda gözlemleyip bunlardan birisine devam edebiliyorsunuz. Yani o an sahnenin hangi kamerada nasıl göründüğünü anlamak istiyorsanız ya bu tuşa basarak aynı anda 3 kameranın verdiği görüntüyü ekranda izleyip ilgili herhangi bir kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda ultra geniş kameraya almış oldum. Gerçekten arayüz seviyesinde ilginç detaylardan birisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Burada yine bir takım ayarları kontrol edebiliyorsunuz. Süper gece modu var. Düşük ışık performansı için bu modu kullanacaksınız. Ve pro modunda da yine telefonun kamerasıyla ilişkin temel detayları kendiniz buradan tayin edebiliyorsunuz. Zaten şu an ekranlarınıza kamerayla çekilmiş bazı fotoğraf örnekleri de geliyor sevgili arkadaşlar. Ön kamerayla ilgili de bir çekim yapalım isterseniz. Evet şu anda telefonun ön kamerasıyla çektiğim portre fotoğrafı görmektesiniz. Standart olarak telefon kendi imzasında fotoğrafları ekliyor ama bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bakın hemen şurada bir TCL Plex logosunu görmekteyiz. Genel olarak hiç fena sayılmaz. Sadece şuralardan sağ ve sol taraftan bir miktar yemiş gibi görünüyor. Muhtemelen giymekte olduğunuz sweatshirt'ün oradaki kıvrımlarından dolayı. Ama saç tarafında rahatsızlık verici bir sorun bulunmuyor. Genel keskinlik seviyesi de ilk izlenim seviyesine hiç fena gelmedi bana. Buradan bu da standart fotoğrafımız. Hiç fena görünmüyor. Zaten dediğim gibi TCL'nin bu telefondaki iddialı olduğu alanlardan birisi de sınıf için kamera performansı ama tabii ki detaylıca kullanmak gerekecek. Çok kısaca ayarlar kısmına da göz atalım isterseniz. Burada mesela gelişmiş özellikler var. Arayüz seviyesinde örneğin tek el modunu aktif edebiliyorsunuz. Sonucunda 6.53 inç boyutunda büyük bir telefon olduğu için tek elle kullanmak isterseniz eğer bu modu aktif edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde şu an 3.5 inç ekranı sahip bir telefon gibi de kullanabilirsiniz. Yine burada bir takım Kısa yollar var. Örneğin sessiz almak için çevir ya da bölünmüş ekran cesti gibi. Evet, bakın. Örneğin şu anda ekranı ikiye bölmüş oldum. Burada... 3 parmak yukarı doğru kaydırarak ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Buna benzer bir takım pratik kullanım özellikleri de arayüz seviyesine eklenmiş. Gerçekten duruma ve koşullara bağlı olarak işlevsellik sağlayabilir. Artık bunu tek tek keşfetmesini bu telefon alacak kullanıcılara bırakıyorum. Bu arada biraz da biyometrik güvenlikten bahsedeyim isterseniz. Arka tarafta standart bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Bu telefonda ekrandan parmak izi okuma özelliğine yer verilmemiş. Aynı zamanda yüz tanıma ile kilit açma fonksiyonu da yine TCL Plex'te bulunuyor. Önce parmak izine bakalım isterseniz. Şu anda telefonumuz kilitli. Şu ana kadar tecrübe ettiğim en hızlı parmak izi okuyucusu değil belki ama fena da çalışmıyor. Fakat daha hızlı, benzer fiyat aralığında daha hızlı parmak izi okuyucusuna sahip olan telefonları da kullandım. Yüz tanımaya bakalım isterseniz. Yüz tanıması bayağı hızlı. Bayağı bayağı hızlı. Bakın normalde kilit var. Anında açıyor. Yani yüz tanıma parmak izi okuyucusuna göre çok daha hızlı ve etkili çalışıyor. Bunu da ilk izlenim seviyesinde yaptığımız testlerde görmüş olduk. Şimdi yavaş yavaş toparlamam gerekirse TCL Plex önemli bir telefon. Çinli teknoloji devi TCL'nin kendi markasını taşıyan ilk modeli. Türkiye fiyatlandırmasına bakacak olursak eğer bu telefonun resmi lansman fiyatı 3499 TL yani 3500 TL. Şimdi telefon gerek tasarım gerekse de donanım olarak gerçekten iyi bir paketle geliyor ama fiyatına bakacak olursak eğer 3500 TL'lik fiyatlandırma aynı oranda iyi değil çünkü benzer fiyat seviyesinde satılan daha yüksek performans seviyesine sahip olan bir takım farklı donanımsal özellikleri de bünyesine barındıran kim telefonlar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bence bu telefonun fiyatlandırması Türkiye koşullarında biraz daha farklı olmalıydı. Çünkü Samsung tarafında daha güçlü marka algısına sahip olan Galaxy a 70 gibi modeller gerek. Xiaomi tarafında Mi 9T ve Mi 9T Pro ve yine belki daha uygun fiyat seviyesine satılan kim telefonlarla kıyaslandığı zaman bu telefonun fiyatı daha iyi ayarlanabilirdi. 3000 TL'nin altında olabilirdi diye düşünüyorum. Güçlü bir telefon, iyi bir telefon. Tasarımı güzel. Özellikleri o. Ahtiker ama fiyatlandırma anlamında bence bu telefonun daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum, daha uygun bir fiyatlandırma ile gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii diğer taraftan TCL e firması yeni bir firma olduğu için. Yazılım güncellemesi tarafında nasıl bir politika izleyecekler? Bunu da izlemek gerekecek. Az önce de ifade ettiğim üzere bu telefon Android 9 üzerinde TLC'lerin kendi arayüzüyle çalışıyor ve güvenlik güncellemesi de Eylül ayını işaret ediyor. Umarım yazılım tarafında hızlı bir tempo tuttururlar ve kısa sürede bu telefon Android 10 güncellemesi ve düzenli olarak da güvenlik yamalarını alıp güvenlik yaması güncellemelerini alır. Bu da yine telefonun daha rekabetçi olması ve yeni bir marka olarak piyasada kullanıcıların daha fazla ilgisini çekebilmesi adına önemli gelişim alanlarından birisi olur diye düşünüyorum. Fiyatı iyi ayarlanabilirse bu telefon mağazada gid gidip görülmesi, el alınıp denenmesi gereken telefonlardan birisi olabilir ama şu aşamada bu telefonun fiyatının yüksek olduğunu söylemem gerekiyor. Dediğim gibi daha fazlasını sunan kim seçenekleri de benzer fiyat seviyesinde pazarda bulabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar ben Erdo Özra. Bu videomuzda TCL Plex kutusundan çıkartıp detaylarına ilk izleyim seviyesinde bakmış olduk. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.